bir bölgedeyiz. Evet. O zaman izleyenleri bir selamlayalım. Herkese selam. Yine Samet Korkmaz'ın peşine düştük. Bizi şöyle şelalenin olduğu bir yere getirdi. Evet. O fotoğrafı çekecek misin? O meşhur fotoğrafı çekeceksin değil mi? Güzel kardeşim. Yakışır. Tamamen kahverengi olanlardan da al şöyle. Güzel bir yoldan yürüyüşe başladık. Alabalık tesisine arabayı da park ettik. Samet daha güvenli olur dedi. Toplamda 22 kilometre mi yürüyeceğiz? Evet abi. Diyor, bizi hangi dağ bekliyor? Abi bizi sonbahar manzaraları bekliyor öncelikle. Evet, en önemlisi o. Bölge olarak da Suüçlü Şelalesi'nin girişinden sağda bir orman yolu var. Oradan devam ettik. Burada bir alabalık tesisi var. Senin bahsettiğin yer. Oradan yukarı Çatal Dağı'na doğru yürüyoruz şu an. Etrafımızda kayın ağaçları, gürgen ağaçları. Ondan sonra arada köknarlar var. Sonbaharda çok güzel bir manzarası, bir ambiyansı var buranın. Ama yapraklar bizim beklediğimizden daha yeşil bir durumda. Biz daha sarı beklemiştik. Lafı uzatmayalım. Buradan Çatal Dağı'na çıkacağız, zirveye. Çoban Dede seyir terasına gideceğiz. Orada kamp kuracağız. Hı hı. Tekrar Çatal Dağı zirveden doğru dönüp Suüçlü'ye uğrayacağız. Evet. Peki abi, bu spor faaliyetleri yapanlar içerisinde kimler buradan faydalanabilir? Şimdi fındık kırarak yürüme rahatlığında bir parkur. Evet. Çok keyifli, huzurlu bir parkur. Bisiklet için de çok uygun. Hani böyle dağ bisikleti olmasına da gerek yok. Lastikleriniz çok ince değilse iş görür yani. Karavancılar için Suüçlü Şelalesi de uygun. Buralarda da yol kenarlarında çok güzel yerler var. Dere de akıyor. Evet. Özellikle o ilk durduğumuz şelalenin olduğu yer kamp için güzel. Mantarcıların da dikkatine, mantar da bayağı var burada. Velhasıl o zaman yavaştan yürüyelim. Güzel manzaralar oldukça size de aktarırız. Biz de biraz anın keyfini çıkartalım. Su kaynağı var bölgede. Yanınızda suyu çok taşımayın derim. Samet'im, tatlı bir yürüyüşten sonra kısa bir mola. Ne molası abi? Fıstık molası. Fıstık molası. Ne fıstığı? Kayın fıstığı. Sonbaharın güzel atıştırmalıklarından biri. Bunlar böyle düşer sonra açılır. İçinden de bu kayının tohumları çıkar. Bunlar sonbahar meyvesi. Biz insanlar ve hayvanlar için. Açalım abi şöyle bir içini. Ya açalım abicim. Bunu böyle tırnağınızla da açabilirsiniz ama şu an taze olduğu için böyle bir dişlemek gerekiyor. Dişleyince şöyle yan duvarlarını soyunca hemen geliyor. Böyle tadı ceviz gibi, kestane gibi değil mi? Aynen. Evet abicim. Şu kabuklusu, şu kabuksuzu. Afiyet olsun. Çok lezzetli. Evet. Kuru yemiş almaya gerek yok. Yağlı biraz gibi. Bundan. Biraz kuş bunu. Bölgeye göre biraz davulga. Evet. Biraz töngel deriz biz, şu muşmula diyorlar ya. Evet. O da bu aylarda yetişiyor. Bunlardan ceplerinize doldursanız en son bir de alıç. Yeter. Yani. Tabiatta. Bölgeden bölgeye değişiyor. Hepsi de ortalama aynı. Yakın zamanda Çam Dağı'nda bir kestane. Yine Zonguldak'ta kestane. Tabii. Nasıl değerlendiriyorsun abi yürüyüşü? Abi yürüyüş çok güzel devam ediyor. Demin bir şey söyledin de onları bence izleyenler de duysun. Ne söyleyeyim? Bir ağaca baktın. Dedin ki ana oğul gibi. Keşke o ağacı da çekseydim ama. Bir ağaç böyle artık güçsüzleşmiş mi? Genç olan ağaca yaslanmış, ayakta kalmış. Ve hayatını idame ettiriyordu. Samet kardeşim de İbrahim Tenekici'den bir söz söyledi. Evet abi. Dedim ki ağaç düşer yakınına yaslanır dedim. Öyle. Orada onu gördük yani. Sonra bir yakın olmayan ağaç vardı. Evet, maalesef o da düşmüş ve ölmüş. Şuraya da şöyle bir baba yapmışlar. Baba buradan kaybolmamanız için yapılmış bir şey. Wikiloc Samet Korkmaz 67. Aynen. Ben yürüdüğümüz rotaları kaydediyorum. Oradan takip edebilirler. Evet. Bana yazabilirler. Tarif edebilirim. Yazan arkadaşlar oluyor zaten. Yine aynı şekilde abi şöyle ben hemen kamerayı yaklaştırıyorum. Ve şöyle bir şey var kolunda. Bununla alakalı bir kutu açılımı yapamadık hala. Daha ona zaman gelmedi. Nedir abi bu? Bu GPS saat. Görüyorsun şu an rotayı takip ediyoruz burada.
Şöyle yakınlaştırabiliriz. İşte sonra kaybolmamanız için çıkacağımız rakım, toplam çıktığımız rakım, şu an mevcut irtifa, yağ, karbonhidrat, her şeyi yakımı görebiliyorsunuz. Yani birçok şey daha. Böyle bir saat aldıkları zaman kendi başlarına yürüyebilirler. Kullanmayı bilmek gerekiyor önce. Evet. Saati veya GPS'i. Çünkü o da bir beceri gerektiriyor. Onları bildikleri sürece sıkıntı yok. Bu arada sana güzel bir mantar sürprizim var. Şirin babanın mantarlarından mı? Yenmiyor. Vargitler çıkmaya başladı. Kışın habercisi. Sahipli bir yer mi? Oho. Vallahi eğer burayı yapan arkadaş izliyorsa eline sağlık. Şöyle güzel bir yer yapılmış abi. Bak. Yok mu konaklamamız bugün? Çok iyi be. Ne yazmış? Freedom. Böyle güzel bir masası, oturacak yerleri. Allah Samet, baksana burada kuzu çevirmek için bile güzel yer yapılmış. Arkadaşın eline sağlık. Mini bir toplantı yaptık Samet'le. Ve abi diyoruz ki burada kalalım. Böyle bir tecrübe olsun. İlk gün olduğu için bugün çok kasmıyoruz ya Samet. Ya bu da lazım ama. Evet, Samet'im günaydın. Dün biraz ıslandın. Hemen şöyle bir tedbir uygulamaya çalıştık gece. Ama fark etmedik. Ayak kısmından Samet'in biraz su damlamış. Kahvaltımızı yaptık. Hava güneşi demek isterdik ama böyle puslu bir hava. Sabah böyle daha bir ihtişamlıydı. Bizi 16 kilometrelik bir yol bekliyor. Bakalım yağmur şiddetini ne kadar arttıracak göreceğiz. Dünkü evimiz güzeldi. Yapan arkadaşa çok teşekkür ederiz. Temiz bir şekilde kullandık. Temiz bir şekilde bırakacağız. Şimdi ufaktan toplanıyoruz. Sonra yolculuğa başlayacağız. Samet'im bir bilinmezliğe doğru gidiyor gibisin. Nasıl değerlendiriyorsun bushcraft deneyimimizi? Abi çok güzeldi. Böyle doğayla bütünleşerek uyuduk. Gece böyle yüzünde örümcekler geziyordu. Tabii korkutmayalım insanları da. Önlem almakta fayda var. Yerde böcekler de var çünkü. Evet. Bazı bivak torbaları var. Kafa kısmında böyle sineklikleri oluyor. Öyle bir şey tercih ederseniz problem olmaz. Zaten hayvanlara da çok yanaşmıyor. Evet, çok tehlikeli bir hayvan şeyi yok. Popülasyonu yok herhalde. Aynen. Bir örümcek vardı. Sen biraz kontrol ettin. Aynen. Ne var ne yok diye. Akrep var mı diye her şeyi kaldırdım baktım yok. Evet. Yani. Ayakkabıları ters koyduk içine böcek girmesin diye. Sabah alarmımız yağmur sesiydi. Evet. Erken kalktık. Çok evet şu çok güzel. Olsun. Yani şu yol bilmiyorum. Kamerada nasıl görünüyor ama şu an çok sinematik bir atmosfer var. İki genç başlarına geleceklerinden habersiz kampa gelmişlerdir. Benim yalnız kuş burnuları iri iri. Kocaman ya. Olurum. Tam yemelik dostum. Olurum mermi atı.
Olmaz mı? Çayını da içeriz. Şimdi onları giderken yiyeceğim abi. Evet, bakalım. Dostum çok güzel olmuş tadı. Evet. Tam artık olma mevsimine. Olgunluğa yaklaşmış bu aylarda biliyorsun. Kuş bunu çok lezzetli oluyor. Bir de doğada artık vakit geçirmeye başladıktan beri şöyle bir şey de oldu. Davulga mı yemek istiyorsun? Yeri belli. Muşmula mı yemek istiyorsun? Yeri belli. Gidiyoruz topluyoruz abi. Kaçtan konumu da koyuyorsun. Kaç kilo istiyorsan aynı. Böğürtlen. Kuşburnu. Alıç mı toplamak dağ istiyorsun? Dağçile. Sirke mi yapacaksın? He, dağçile mi? Kestane mi? Tüm sonbahar meyvelerine hakimiz Allah'a şükür. Bu bölge baya bir meşe ormanlarını içeriyor. Ne demişler? Ya paşaya ver sırtını ya meşeye demişler. Meşe ağacı çok sevilen bir ağaç bizim kültürümüzde. Allah'tan fırıncılar artık meşe yerine kayın, gürgen gibi ağaçlar kullanıyor da şimşir ağacı gibi tüketmiyorlar yani. Yani çok köz oluşturan bir ağaç. Uzun süre yanan bir ağaç. Kömin odun olarak da kullanılıyor. Ve tabii günümüzde az sayıda bulunduğu için fiyatı da arttı. Çok değerli bir ağaç haline geldi. Aynen. Şöyle biraz daha tırtıklı kenarları. Yan taraflarındakiler kayın. Abi bak bunlar daha belirgin. En belirgin hem yapraklarından tanırsın hem kabuğu böyle. İhtiyarların eli gibi. Evet, şu anda biz görüyoruz ama kamerada görünüyor mu ki acaba? Tam şurada pervanesi dönüyor. Bilmiyorum fark edebiliyor musunuz? Bu arada biz yağmurlukları giydik. Samet hocam da giydi. Ara ara yağmur atıştırıyor. Hele çok şiddetli değil. Burada geldik. Önce sesi duyduk. Sonra gölgeyi gördük. Sonra da pervaneleri gördük. Görüş mesafesi şöyle 10-15 metre falan. Kardeşim tonajlık dengeleyebilir miyiz buna? Bu kayayı görünce Arşimed'in bir sözü aklıma geldi. Demiş ya bana bir dayanak noktası verin ya da gösterin. Dünya yerinden oynatın demiş. Tam olarak. Arşimed abimiz hatırlattı bu söz. Tonajlık. Oo altına baksana Samet. Bir baktık işte. Bir şeyler yapılmış zaten. Evet tam şuraya. Şurada Madra Geopark var. Hem yürüyüş rotası hem de döşeme tırmanışı bu istikamette ama hiçbir şey görünmüyor. İdamadra Seyir Terası. Çataldağ en yüksek noktası 1317 metre. Çoban Dede parantez içinde. Samet'im ne manzara be. Gel şöyle bir seyir terasına gidelim de orada anla şu manzarayı. Gel. Evet, bu ne manzara böyle ya? Bir anlatsana şu manzarayı bize. Seyirciler görmeden önce bir... Abi tam şurada karşımızda şöyle bir görüntüsüyle Çataldağ var. Evet. Altımızda kayın ve meşe ağaçları. Ekim ayındayız. Sonbaharın o eşsiz turunculuğu var. Of, gerçekten öyle. Neyse ben bir fotoğraf vereyim de şöyle. Seyircilerin gözünde bir canlansın. Biz siste yürüyüş yaptığımız için göremedik. Daha isterse gösterir yüzünü. Öyle abi. Dağların eli ağır yani sonuçta. Bir şey söylenmez. Evet, aradığımız yerlere girdik. Tabii yerler yaş, kayıyor. Metre ilerisini göremiyoruz ama şu anda kendimi aşırı özgür hissediyorum. Nereden düşmek istersen oradan düşelim. Şurası bayağı bir dik. Kayanın altından geçemeyiz. Evet. Hmm.
O zaman bir de şelaleyi görüp orada videoyu bitiririz. Fotoğrafçılar için güzel bir yer. Demeye gerek yok zaten. Bursa'da güzel fotoğraflar çekiliyor. Hem sokak fotoğrafçılığı hem dağ fotoğrafçılığı. Bursa'nın her ilçesi güzeldir. Evet. Mustafa Kemal Paşa'dayız bugün. Göz bitiremiyoruz abi. Hemen oynatma listesine tıklıyorsunuz. Bursa oynatma videoları var böyle. Bursa oynatma listesi var. Oradan Bursa videolarını izleyebilirsiniz. Samet'im yavaştan ıslanıyoruz. Bu videoyu burada bitirelim. Çok uzatmayalım videoyu böyle. Zaten 5 gün daha tabiatta olacağız. Bu birinci bölüm olsun. Videoyu beğensinler, yorum yapsınlar ki YouTube'da desin ki aa bu çocuğun videoları izleniyor az da olsa. Başkalarına da önerelim, başkaları da bu tabiatı, doğayı görsün desin. Hani diyelim. Evet, bu arada şunu da söylemeyi unutmayalım. Arkadaşlar hani biz bunları çekerken hem bize anı kalsın diye çekiyoruz. Hem de gidecek arkadaşlara bilgi olsun diye. Evet. Ama bugün şöyle bir şey oldu. Çataldağ'da Çoban Dede'ye seyir terasına çıktık. Sis çok fazlaydı. Normalde oradan Çataldağ'a zirve yapıp daha sonra inecektik aşağıya. Ama bunu yapamadık. Ormanın içinden bir parkur yaptık. Ben zaten takip edilmemesi gereken parkurları paylaşıyorum. Bunun da bilgisini verelim dedik. Yani önce can güvenliği. Aynen. Yani bugün Çataldağ zirve yapamadık. Evet. Havadan ötürü. Evet. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere.